Merhaba. Merhaba. Bugün bir film sohbeti. İnceleme diyemeyeceğim çok. Ben demek istiyorum. Ben inceleme demek istiyorum. Bugün bir film incelemesi yapacağız arkadaşlar. Yani tabii her anlamda çılgınca bir analiz değil. Özellikle ben videoya bilerek hazırlanmadım birazcık da. Böyle doğaçlama olunca daha çok hoşuma gidiyor bazen. Doğaçlama inceleme ama sohbet değil inceleme. Ben buna katılmıyorum. Ben sohbet diyorum kendi adıma. Çünkü Get Out'la konuşuyor olacağız. Get Out gibi bir filmi incelemesini yapabilecek şeyde görmüyorum kendimi. Neden hani, acaba? Neden? Çünkü şimdi ırkçılıkla ilgili bir film. Ya birinci elden deneyimliyor olsam daha iyi anlardım diyorum. Ya da birinci elden çok deneyimlenen Amerika'da yaşıyor olsaydım daha iyi anlardım gibi. Daha ya iyi. Da teorik olarak. Çünkü şimdi ben araştırdıkça fark ettim ki bizim tabii bunu izleyen beyaz Türkler olarak anlamadığımız çok ilginç şeyler varmış yani. Şimdi öncelikle söylemek isterim ki biraz bana doğru gitmişsiniz. Size kendime çok yer ayırmışım, size pek yer ayırmamışım. Ben içerikle ilgilendiğim için bu kısmı kaçırmışım. Sonra söylemek isterim ki benim sandalyem dönüyor. Buna dikkat çekiyorum. Benimki de sağlam, ahşap, masif. Evet. Çok ağır. İkisinde avantajları mevcut. Ben biraz katılıyorum, biraz katılmıyorum söylediğin şeye. Yani bilmiyorum, empatisi yüksek bir insan olarak dışarıdan da gülüyor çünkü hep empatimin çok yüksek olduğunu söylüyorum, gerçek yani. Dışarıdan da bakıldığında hani bazı şeyleri anlayabiliyorsun ama dediğin gibi bir şeyleri de içinde olup görmek daha önemli. Bazı şeyleri bilmiyoruz direkt. Tabii. Anlayıp yorumlama ayrı. Evet. Bazı şeyleri gerçekten de bilmiyoruz. Anlam veremediğimiz şeyler olabiliyor. Elimizden geldiğince bir inceleme sohbetine hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Öncelikle ben de uyarıda bulunmak isterim. Tabii ki videom spoiler dolu olacak. O nedenle filmi izleyip de izlemenizi bu videoyu çok isteriz. Şiddetle uyarırız. Şiddetle uyarırız. Bir spoil de, etmeyen şey kalmayacaktır. Hani bazen diyoruz mesela ya zaten çok güzel değil, izlemesiniz de olur. Hani bunu izleyin falan. Ama bence Get Out güzel bir film. The OA için dedik onu sadece değil mi? Şimdi açma o konuyu. İnsanlar kızgın bana bence The OA'yı beğenmediğim için. Neyse. Ama bu film gerçekten güzel bir film. Ben bu filmi bayağı bir zamandır bekliyordum. Sonunda izleyebildim. Kesinlikle izlemenizi de öneririm. Yani en azından kendiniz zaten gayet keyifli bir film. Yani ben bu arada bir komedi gerilim filmi gibi bir şey. Yani komedi unsuru çok küçük ama yine de var. Yine de güldük yani. Evet, buradan önce komedyen diyorum. Yönetmeninden söz ederek başlamak istiyorum. Çünkü kendisi bir komedyen. Komedyen Jordan Peele. Belki o yüzden bu korku filmindeki komedi unsurunu da alıyoruz. Aktör değil mi adam normalde? Aktörlük de yapıyor ama asıl komedyen yani. Hı-hı. Hatta skeçleri falan var. İlk filmi. İlk filmi tabii bu nedenle tek filmi ilginç bir deyimdir Türkçe'de. İlk ve tek. Çünkü i̇lk ve tek. İlk zaten. Kendisi... Belki orada adam başka film de çekti. Bak. Hayır, tekse ilk. İlkse tek değil, doğru. Tekse ilk. Buyurun lütfen. Jordan da istiyor ki filmi iki kere izlensin. Yani iki kere izlenecek bir film yapmak istemiş hep. İlginç. Evet ve yani şimdi bir film bitince acaba şu böyle miydi diyorsanız haklısınız. Her şey planlıydı. Her diyalog planlıydı. O yüzden bir daha izleyin diyor. Bu noktada bir yorum yapabilirim. Bence öyle bir film değil ya. Bence yani hani şey var mesela kurgunun biraz daha karmaşık olduğu filmler var. Ya da çok büyük bir twist olan filmler var. Şimdi bu filmin şeyine şu an girmeyeyim ama hala belki hani kapatmayan varsa videoyu uyarılara rağmen. Gidin. Ama, gidin artık. Bakın söyleyeceğim birazdan. Ama hani bu film o kadar baştan izleyeyim şurasını daha iyi anlarım, şurası daha çok anlam ifade eder dediğim bir film olmadı. Özellikle olmadığını düşündüm bile hatta yani. Evet, bence de bu gizemlerinin düşünülüp de anlaşılabileceği bir filmdi. Evet. Ama böyle gizemli filmleri, twistli filmleri bir daha izlemek keyifli bence de. Şimdi bir David Lynch gibi bir yönetmen varken çıkıp da iki kere izlenecek bir film yaptım ben falan demesi kendi yani mutluysa öyle tamam. Amaçlamış yani. Ve bence yani ilk filme göre kendi içinde çok tutarlı ve güzel bir film kendi bence. Güzel. Ama dediğim gibi işte yani iki kez izlenir.
keyfi için izlenir ama daha iyi otursun bütün hikaye, bütün diyaloglara dikkat edeyim. Yani olabilir ama çok da o klasmanda değil bence, ama çok güzel bir film. Ben yine de çok başarılı buldum yani. Her filmin böyle süper kriptik diyalogların falan olması gerekmiyor yani. Son derece keyifli olması için. Evet, ve özellikle de birçok filmin başında A Film By, Directed By falan yazar. Bu filmin başında From the Mind Of yazıyormuş. Gördüm, evet, ben de şey posterinde gördüm onu. Evet, bunu özellikle yapmak istemiş Jordan. Çünkü hani bu filmi siyahi bir insan çekti. Hani bunun bilincinde izleyin gibi. Kendisini tabii adından belli mi, o ayrı bir... Siyahi diyor muyuz ya? Siyahi ne? Zenci değil mi ırkçı olan? Bence siyah. Siyah. Lazım. Ama orada spot olarak kullanıyorum. Siyahi yönetmen. O siyahi ama siyahımsı anlamında oluyor yani. Her zaman değil. Siyahi yönetmen denebiliyor. Siyahi yönetmen yanlış bir kullanım bence. Siyah yönetmen. Bunu araştıralım. Siyah. Biz beyazi miyiz mesela, böyle öyle bir şey mi? Bizim için öyle bir sözcüğe ne yazık ki gerek olmuyor. İşte bilemiyorum. Siyahi değil bence o, siyah. Neyse, buyurun buyurun lütfen. Bozmak istemedim akışınızı. Evet, adetinizdir akışımızı bozmak. Özellikle bunu vurgulamak istemiş yönetmen. Çünkü hani bu herhangi bir film değil ve aynı konuyu, aynı senaryoyu beyaz bir yönetmen çekseydi kesinlikle böyle bir film olmazdı. Yok da zaten. Demek istiyor. Şu ana kadar buna benzer ben bir şey izlemedim yani. Hani özellikle ırk temalı olup da. Sen izlemediysen yok ol. Ben bilmiyorum ırkçılıkla siyahi ilgili. Siyahi kızdım ya Zeynep de bana. Ya şey, dediğin şeye bir misilleme. Bağlam getirmeye çalıştım. Ben bilmiyorum. Gerçekten ırkçılıkla ilgili çok az film izledim. Hani ben zaten son yıllarda sevdiğim yönetmenler dışında Oscar aday listelerini izliyorum. O yüzden şey yapamadım. Ama demek istediğini anlıyorum. Aynı senaryo başka bir ırktan bir insan çıksa farklı olur ırkçılıkla ilgili çünkü. Tabii. Yani çok örneğini görmedik aslında demek istemiştim. Özellikle gerilim türünde ırkçılık temalı çok fazla. Film örneği hatırlayamadım yani. Vardır elbette de. Bazı kaynaklar korku diyor, bazı kaynaklar şey diyor, gerilim diyor. Ben gerilim olarak bence gerilim alacağım. Çünkü bayağı böyle izledik yani. Oyunculardan söz edelim istersen. Başrolümüzde Daniel. Daniel'ın ilginç bir soyadı. Kaluuya. Bu çocuğu nereden hatırlıyoruz? Şeyden hatırlıyoruz ya. Black Mirror. Black 15 Mirror. Million Merits ilk bölümünden, evet. Black Mirror, ya yani ikinci bölümünden. İkinci bölüm müydü o? Bilmiyorum. İki ya da üçtü, hatırlayamıyorum şimdi de. Black Mirror'dan hatırlıyoruz. Çocuğun zaten çok böyle şey bir iyi aile sempatik çocuğu. Bir tipi var yani. Evet. O yüzden ilgi de çekiyor yani. Zaten hani benim de mesela video paylaşımında şey Facebook sayfamızda paylaştığım fotoğraf mesela. Çok ikonik bir fotoğraf oldu filmle ilgili. filmin bir sahnesinden. Mesela ben filmi ilk duyduğumda ilk o sahneyi gördüm ve yani ilgimi çekti, izlemem lazım diye düşündüm. temasını da okuyunca. İyi bir oyuncu yani. Yani çekti beni filme. Oyuncu, evet. Kesinlikle. Ayrıca kendisine Marnie diye hatırladığım bir arkadaşımız da var. Burada da çayımı atlamaya çalışan bir arkadaşımız var. Girls dizisinden tanıdığımız ya da bazılarımız tanıdı. Alison Williams var. Bence güzel bir seçim olmuş. Standart sevgili. Değil mi? Şeyde oturmuş yani. Oturmuş. İyi aile kızı falan. Ya, zengin iyi aile kızı. Son derece normal bir insan gibi başlayan. Evet. Hadi şu normal kız arkadaşlar kataloğuna bakalım. Bu olsun. Marnie vardı. Marnie ne yapıyor bu ara? Ay, onu çağırdım. Evet kesinlikle o da çok başarılı bu arada bence. Evet, bir de anneye değinmek isterim. O da Being John Malkovich'ten hatırlıyormuşuz da nereden hatırladığımı izlerken hatırlayamadım. Yaşlanmış ama kadın. Catherine Keener. Evet, Catherine Keener. Şimdi çok ilginç bir paralel var burada değil mi? Ondan da söz etmek lazım. Being John Malkovich'te izleyenler hatırlayacaktır. John Malkovich'in vücuduna girip kontrolünü elde etme olayı vardı. Yani başka bir insanın vücudunu kontrol etme, benliğini oraya taşıma gibi bir şey vardı. Catherine Keener orada oynuyordu. Şimdi bu filmde yine öyle bir şey var. Ve artık spoiler uyardım ben arkadaşlar. Tamam yani, rahat ol artık. Lütfen. Rahat. Bu filmde yine öyle bir şey var ve yine Catherine Keener oynuyor. Ve yine aktif bir rolü var yani bu olaylarda. O da ilginç bir şey olmuş. Evet, bu konuyu seviyor belki. Seviyor demek ki yani.
şey diyor, şey benlik değiştirme var mı? Benlik değiştirme varsa geliyorum falan. Böyle menajerini arıyor. Benlik değiştirme filmlerini hemen tarıyorsun. Önce filmden çok kısa bir şekilde söz etmek istiyorum. Film aslında iki cinsiyetli bir iki ırklı bir çiftin. Yanlış olurdu. İki ırklı bir çiftin. Diyor muyuz öyle bağırıyor? Ya bilmem neyse herhalde. İki ırklı bir, yani biri beyaz, biri siyah. Daha kolay olur. Gençten oluşan bir çifti. İki ırklı çift böyle düşünüyorlar değil mi? Evet. Kızın ailesini ziyarete gidiyorlar hafta sonu. Evet. Olay o. Aileyle tanışmak. Ya aileyle tanışmak için çok erken mi? Çok erken bence. 5 ay için. Yani biri 4 hatırlıyor zaten o kadar erken yani. Ve şey gibi iki tane üniversite öğrencisi yaşında genç gibi falan duruyorlar yani. Evet. Kim 5 aylık sevgilisin? Yaş muhabbeti geçti mi acaba? 25 yaşlarında gibi hatırlıyorum çocuğu ama geçmemiş, ben bunu kafamda kurmuştu olabilirim. Ama şey de var bir de ilginç bir şey bugün fark ettim yeniden bakarken. Chris karakterimizin adı. Chris'in evi çok güzel. Güzel değil mi? Evet, evet. Yani mobilyaları ama çok güzel seçmiş. Yani güzel bir kazancı var gibi bir his şey, verdi evet, bana. Evet evet, başarılı bir fotoğrafçı olduğu şey yapılıyor zaten. Vurgulanıyor evet. Filmde de herhalde. Hmm. Ya ben bu başarılı fotoğrafçı... Ya ben o kadar fotoğraf çekince kendi Instagram'ına paylaşacak falan diye düşündüm. Hiç fotoğrafçı çocuk gibi düşünmemiştim. Çocuk hani galeri sahibi tanıdığı evet. Falan. Evet, Instagram'ı tanıyor insanlar birbirini. Gerçekten, gerçekten öyle sandım. Bu sosyal bari, medyanın bende kötü etkisi olmuş. Galeri sahibin, evet o. Sen biraz basitleştirmişsin olayı. Şey... hani ben de bu şeyi sevmiyorum ya, işte ne meslek koyalım böyle biraz edgy olsun, ilgi çeksin falan, biraz da sanatsal olsun ama süper sanata da girmeyelim falan. Tamam canım, fotoğrafçılık sanat değil diyorsun. Hayır yani olabilir çok bazı şartlar altında ama yani bu Hollywood'un paso bize fotoğrafçı, harika fotoğrafçı falan şeyi dayatması da komik buluyorum artık. Yani o kadar fotoğrafçı var mı ya bilmem. Varsa da yani kazanıyor mu bu insanlar, sanmıyorum böyle kazandıklarını çalınca falan. Yani fotoğrafçılıkla ilgili bir cümle söyleyip geçeceğim. Lütfen. Ayrıca bir fotoğrafçılık ve sanat videosu yaparız istersen. Yok istemem. Ben bilmediğim konuda çok şey yapmayayım da yani bu benim bir ön yargım olsun. Fotoğrafçılar sanırım şeyden de yani birçok proje bazı şeyden kazanıyor. Hani stok fotoğraf yani. Çekmek gibi, Nestle'nin fotoğrafını çekmek gibi, şirketlere fotoğraf çekmek gibi. Onların hepsinin üstüne kendi özel fotoğraflarını çekip galerilere veriyordu. Ha, bu çocuğa denk gelmiş olabilir de yani o kadar çok sivrilip yükselen fotoğrafçı böyle bilmiyorum. Daha nasıl denir, sulandırılmış bir meslek dalı. Çok insan var yani, çok insan var, çok başarılı insan var gibi görünüyor dışarıda bilmiyorum. Çok kolay... Niye kolay yapıldığı için. Niye girdim ki bu konuya bilmiyorum. Bilmiyorum, fotoğrafçıda özel bir şeyin var, gıcığın var. Gıcığın yok da bazı düşüncelerim var diyelim. Neyse tamam ya, tamam. Ben çay içeyim dedim bu arada. Evet, yani bu iki sevgili kızın ailesinin evine tanışmaya gidiyorlar ve bu ziyarette ve yolda başlarına gelen şeyler. Olay bu. Olay bundan ibaret. Şimdi... ne oluyor aslında? O eve gittiklerinde sanki böyle ırkçı deneyimler yaşanıyor. Irkçı, yani çok standart mikro saldırganlık dediğimiz şeylerin bulunduğu. Mikro saldırganlığa da gireceğim şimdi. Wow. Şeyler var. Yeni bir şey öğrendim. Mikro saldırganlık nedir? Mikro saldırganlık özellikle ırkçılık kavramında bulunan bir şey. Mesela seninle ırkını fark ederek o açıdan konuşmak gibi. Ya tamam, bütün film öyle zaten. Evet yani, ve bu insanların yani azınlık olan insanların hep yaşadığı bir şey. Evet. Ha sizin oralar öyle mi? Ha, senin aksanın böyleymiş, sen sporcu musun falan filan. Bir de mesela şey gibi, mesela sana kimse gelip canım cildin çok güzel ya bir dokunabilir miyim falan demez. Ha, demiyor. Hani ama böyle siyah pürüzsüz ciltli bir insan görünce gidip canım cildin, yani iyi bir şey yapıyorum sana evet. ama bak. Sen siyahsın fark ediyorum. Evet, bak ne kadar da okeyim. Senin siyah olmanla. Profilini çıkarıyor yani. Böyle okşadım yalnız. yani evet. Şimdi bunların hep bulunduğu bir ortam. Aslında film minik minik çok da gizli olmayan sembolizmalarla dolu. Ve onları hepsine şöyle bir adım geriye bir geriye gidip baktığımda ben siyah bir insanın beyaz dominant bir ülkede hayatını görüyorum açıkçası. Çünkü her tarafta hani mikro saldırganlık var ama gizliden gizliye de satıyorlar adamı ya.
Bayağı. Tabii canım bayağı kölelik yani. Evet kölelik aslında. Ve eskiden de zaten o şekilde oluyormuş. Yani açık arttırmayla satıyorlarmış zaten. Ve en son yapılan şey de benim bakış açımla bir kolonizasyon taşlaması gibi. Sonuçta o kişinin vücudunu işgal ediyorsun ve orayı ele geçiriyorsun yani. Peki şimdi konuyu anlatıyoruz ya, madem spoiler veriyoruz konuyu bir full anlatalım mı? Hani ben film izlemem ama sohbet de mantıklı gelsin bana diyenler için bir full anlatalım mı? Anlat bakalım. Şimdi bu iki sevgili gidiyor. Bu arada Mestan yeni tuzağa yavaş yavaş yaklaşıyor, dikkat ederseniz. İki sevgili ailenin evine gidiyor. İşte çocuk gitmeden önce kadına soruyor, işte ailen biliyor mu siyah oldum diyor. Hayır, ırkçı değiller, bu söyleme ihtiyacı duymadım falan muhabbet yapıyorlar, gülüyorlar ediyorlar falan. Tamam diyor çocuk, hadi neyse falan, yani yine de bir söylesen olurdu. Diyor ama bu da çok bariz bir tuzaktı yani. Kedi ve kutu ve ip bir de içinde. Bir de ip var içinde. Neyse gidiyorlar. İşte ufak tefek yorumlar başlıyor. İşte kızın kardeşi işte senin atletik yapınla falan çok şeyler başarabilirsin falan gibi laflar ediyor. İşte böyle klasik siyahlara söylenen şeyler. Çocuk çok rahatsız olmuyor. Alışmış artık böyle saçma şeylere. Kız sürekli özür diliyor. İnanamıyorum onların da böyle saçma sapan şeyler yaptığını falan. Neyse iyiler hala. Sonra bir etkinlik olduğundan bahsediyorlar. Bunu da bu hafta sonu bu evde gerçekleşeceğinden bahsediyorlar. Bu bir tanıdıklar toplantısı falan gibi lanse ediliyor bu çifte. Çocuğun haberi yok galiba zaten böyle bir şeyden. Hani denk geldi gibisinden bir şeyler yapıyorlar. Bu arada eve gittiklerinde fark ettikleri şey bir bahçıvan ya da eve bakan adam, bir de evin içinde bir hizmetli var. O da ikisi de siyah ve genç insanlar. Genç siyah insanlar diyelim. Çok genç değiller ama yani gençler. Genç, gençler ya bizim kadar falan. Genç aslında da ruhları genç olmadığı evet, için evet, öyle bir durum var. Şimdi bu insanlar çok garip davranıyorlar. Bayağı robot gibi, kukla gibi falanlar yani, çok garip. İşte baba da tabii çocuğun bunu fark edeceğini, yani beyaz evde siyah hizmetliler olduğunu fark edeceğini ve yatsıyacağını düşünerek çocuğa diyor ki ya böyle görünüyor biliyorum ama diyor. Annemle babam yaşlıyken onlara bakmak için tutmuştuk onları diyor. Sonra da işsiz kalmalarını istemedim onlar ölünce. O nedenle kaldılar diyor. ondan sonra ha tamam neyse falan işte çok şey yapmıyorlar. Sürekli bir işte böyle çocuğun siyah olmasıyla ilgili ufak tefek nüanslar oluyor konuşmada. Ama dediğim gibi pozitif bir şey gibi söyleniyor ama yine de fark et. Ettiklerini belli ediyorlar yani. Çok da çok genel bir sorun evet, zaten. Bir de aile biraz garip zaten. Yani biraz garip davranışları olan bir aile. Neyse ertesi güne geçiyoruz işte. Bu yabancı insanlar gelmeye başlıyor. Aile dostları sandığımız insanlar. Burada da yine insanlar daha çok böyle yapmaya çalışıyor. İşte yani bu söylediğimizi 10'la katlayın, 20'le katlayın. Herkes böyle bir şey söylüyor. Herkes çocuğa ilgi gösteriyor. O çocukla konuşmak istiyor. Herkes sanki kızın yeni sevgilisiyle tanıştığına heyecanlı gibi hissedebiliyor insan izlerken ama ha, aslında evet, herkes yeni köleye bakıyor. Herkes yani ona bakıyor. Meğersem öyle olduğunu biz sonra anlıyoruz. Evet. Neyse bir noktada çocuk bu arada bir arkadaşı var. Geride bıraktı, geldiği şehirde bıraktı. O da hava şu TSA var ya, Amerikalıların havayolu güvenlik şeyi, şirketi, orada çalışıyor. Neyse o da filmin comic relief karakteri. Yani bütün komedi bu karakter üzerinden veriliyor hemen hemen. Çok da komik yani. Ben çok beğendim. Bayağı sevdim karakteri. Ondan sonra komik sahneler de komik yani gerçekten. Ay aklıma geliyor. Şimdi bu adam şey diyor, tamam mı? İşte anlatıyor olanları arada ona. Ama sürekli telefonunun şarjı çıkarılmış oluyor. Sürekli çocuğun telefonun şarjı bitmeye başlıyor. Yani bir rahat rahat yazışamıyor, şey yapamıyor falan. Telefonunu kullanamıyor çok rahat. Neyse bunu araştırıyor bir yandan falan. Diğeri de diyor ki bak diyor, böyle demek ki bunları almışlar, köle olarak satıyorlar diyor, tamam mı? Böyle garip garip teoriler. İşte seks kölesi bunlar. Alıyorlar, beyazlara satıyorlar. Baksana falan diyor. Kesin öyle bir şey var bunun altında falan. O da biraz komplo teorisi bir tip böyle. Ondan sonra bir partide, işte o yabancı insanların geldiği partide, ha şöyle bir durum var, bunu baştan söylemeliyim. Filmin başında bir tane siyah adam yolda yürürken maskeli biri tarafından
tutularak bu oyunundan kaçırılıyor. Tamam, biz öldü sanıyoruz. Ölmemiş. Biz bunu partide görüyoruz. Bambaşka bir insan gibi davranıyor. Yaşlı bir insan gibi davranıyor. Adının başka bir şey olduğunu söylediğini tahmin ediyoruz. Öyle de öğreniyoruz sonrasında. Neyse. Olay şu ki çocuk böyle bir stres oluyor artık, yani gidelim demek için kıza bir yürüyüşe çıkıyorlar. O arada da bu açık artırma gerçekleşiyor. Açık artırmada insanlar zengin, beyaz genelde insanlar, bir tane de Japon biri vardı. Yürüyüşe kız çıkarttırıyor bu arada. Ha, yürüyüşe kız çıkarttırıyor, bak sen pis. Ay sevgilim, sen gerilmişsindir gibisine ayaklar. Doğru evet ya, doğru. Çok ırkçılık var burada, gidiyoruz biz yürüyüşe falan gibi çıktılar, doğru dedin. Neyse, yürüyüşe çıktıklarında açık artırma, sessiz açık artırma gerçekleşiyor. Çocuğun resmini koymuşlar, işte herkes bingo kartlarıyla bir fiyat veriyor. En sonunda sanat galerisi sahibi kör bir adam çocuğun gözlerine sahip olmak için çocuğu satın alıyor. Şimdi kölelik olayı nasıl işliyor? Bunlar zamanında kadının babası galiba. Kadın babası değil mi? Bir teknik geliştirmiş. Adam beyin cerrahı, kadının kocası. Kadının babası da bunu ilk başlatan insan galiba. Şimdi hipnotize ediyorlar önce insanları, tamam mı? Hipnotize ettikten sonra... bak hipnoz kısmını atladım ya. Tamam. Bundan bir gece önce arkadaşlar, çocuk gece uyurken kalkıyor, sigara içmek istiyor. Sigarayla hipnoz önlüyoruz muhabbeti var bu kadının, tamam mı, işte hani istersen bir deneyelim falan. Çocuk eve geri girerken garip şeyler oluyor, içemiyor sigarayı da. Eve geri girerken kadın diyor ki gel oturalım 5 dakikaya muhabbet edelim falan. Kadın orada ayaküstü çocuğu hipnotize ediyor. Annesinin öldüğünü biliyor çocuk küçükken. Oradan kullanarak bu hipnoz sayesinde çocuğu hipnotize ediyor ve etkisi altına alıyor. Bir çay bardağı kullanarak, böyle ritmik bir ses kullanarak çay bardağında kaşıkla. Ondan sonra bunu aklımızda tutalım. Çocuk bunu rüya sanıyor çünkü kendini sabah yatağında uyanmış şekilde buluyor. Sonra bir iki yorum duyuyor bir yerlerden. Bunun gerçekten olduğuna inanmaya başlıyor. Neyse. Sonra hipnotize edildiğini biliyorlar bu arada. Yani öyle gibi davranıyorlar. Ha neyse, sigaradan kurtuldum diye düşünüyorlar. Tamam mı? Zararsız bir hipnoz sanıyorlar bunu. Neyse, çocuk açık artırmayla satılıyor. Bu açık artırmanın olayını da söylüyorum bir daha. Bu insanların beyinlerini, satın alan insanların beyinlerini bu genç insanların vücutlarına aktarıyorlar. Bir şekilde sanırım kök hücre demeyeyim, bu bağlantı yerleri beynin yine orijinal beyinden olan parçalar kalıyor. Bu nedenle kişilerin benliği de çok geri planda, çok kapılar ardında gibi böyle olayları izliyor ama hiçbir şey yapamıyor, tamam mı? Öyle bir durum da var. İçinde bu benliği de bir miktar barındırıyor bu insanlar. Atıyorum işte yaşlı bir insan ya da o galeri sahibinin direkt beynini transfer ediyorlar. Artık bu çocuk gibi yaşayacak, tamam mı? O çocuğun gözlerine sahip olacak, hayatına sahip olacak dolayısıyla. Şimdi evet, böyle bir durum mevcut. Sonuna kadar götürmeyeceğiz. Sonuna kadar götüreyim, tamam. Neyse, çocuk bunları fark etmeye başlıyor. Ondan sonra kızın da bu işin içinde olduğunu fark ediyor. Ondan sonra kaçmaya çalışıyor. Ama hipnotize edildiği için durdurulabiliyor. Ondan sonra sandalyeye oturuyor. Sandalyeden bir şekilde kulak pamukları yaparak kulaklarını tıkıyor. Ve bir şekilde önce kendisini almaya gelen erkek kardeşi öldürüyor. Sonra adamı öldürüyor. Sembolik şekillerde öldürüyor bazılarını. Daha sonra kadınla karşılaşıyor. Kadını öldürüyor. Ya da yaralıyor. Ondan emin değilim tam olarak. Bir daha hipnotize edemiyor kadın onu. Çünkü çay bardağını da kırıyor. Ondan sonra... Ya ben anlatınca da çizgi film gibi. Çay bardağını da kırıyor falan. Aslında güzel yani. Güzel yapmışlar. Ondan sonra kaçarken kız bunu durdurmaya çalışıyor. Bir şekilde... Kızdan da kaçıyor ve mutlu son. Arkadaşı geliyor. Arkadaşı onu alıp götürüyor polis arabasıyla. Böyle bir, o sonuna hızlı geçtim ama yani en azından daha fazla uzatmayayım dedim. Böyle bir plot var elimizde. Buyurun, tamam, bu kadar. Evet. Mutlu son denebilir mi? Denebilir. Tabii. Ama yani. Evet, filmden kısaca söz etmek konusunda aramızdaki derin fark görülmüştür. Ya ama yani... Benimki gidince başına gelenler, sizinki
bir film izletmesi. Hayır, ama şimdi bak mesela şeklinde. Diyoruz bir sahneden bahsediyoruz anlam ifade etmeyecek diye. Şimdi ben film incelemesi sohbetini filmi izlemiş olan insanlar izliyordur diye varsayarak öyle, hazırlanıyorum öyle. O yüzden. Ama iki tarafını da vermemiz bence yararlı oluyordur zaten. Yani, her türlü insana umarım. Açık oluyoruzdur o zaman. Tabii canım. Yararlı oluyordur bence. Hadi inşallah. Şimdi birazcık detayına inelim. Evet, bu artık güzel detayına hikayenin. 25 dakika olduğuna göre detayına inebiliriz artık. 20 dakikasında ben filmi anlattım. İzlemiş kadar. İzlemiş kadar oldunuz. Yani 1,5 saat kurtuldunuz şimdi. Biz anlattık. Kurtulmayı çok güzel film. Şimdi filmde kesinlikle. Genel olarak bir Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra çok yaygın olan bir negrofili denen durum var. Negrofili egzotikliğinden dolayı primitif ırkları beğenme, sevme. Niye Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra? Tam işte kolonizasyon zamanına denk geliyor. Oraları gördük, ettik. Afrika harika. O zaman işte zenci köleden sadece nefret etmiyor. Bazılarını zaten yatak odasına da alıyor. İşte yüceltiyor vesaire. Burada bunu görüyoruz. Çünkü bazı eleştiriler de var. Madem o kadar ırkçılar niye siyah adamı alıyor yanına falan. Çünkü onu moda olarak da görüyorlar filmde belirttiği üzere. Evet. Atletik yapı, moda. Evet. Yani filmde bunu hep böyle moda olması, ondan sonra atletik olarak siyahların daha başarılı olduğuna inanmaları gibi nedenlere bağlıyorlar. Hani böyle açıklıyor film bunu ama bence bariz bir şekilde siyah insanları hedeflemelerinin siyah insanların polise gidildiğinde daha az aranması, kayıp insanların daha az bulunması şeyi de var bence. Kesinlikle bu yani hatta. Hani daha kolay bir hedef seçiyorlar kendilerine. Böyle de bir ırkçı yanı var yani olayın hani. Evet evet. Evet, filmin güzel yanı bence birçok okumaya yol veriyor olması. Bence hem geçmiş ve genel bir eleştiri yapıyor hem de dediğin gibi polis açısından, kanun açısından güncel bir eleştiri yapıyor. Bu açıdan çok güzel. Evet. Notlarıma da bakıyorsun, görüyorum vallahi. Abi ben okuyamıyorum ki, gözüm yok. Ben boş boş. Böyle aynı kıvamda son sahnede de Amerika'daki güncel polis vahşetine gönderme yapıyor olmaları. Çünkü en son polis arabası geliyor. Bir ah dedim, bitti. Çocuk bitti. Yani dünyada hiçbir kanıt yok çocuğu kurtarabilecek. Evet, bakmayacaklar. Çocuk kızı boğazlıyor o anda bu arada yani. Yani siyah adam, tamam, beyaz kadın kesinlikle yani. Ama arkadaşımız çıkıyor. Çünkü çocuk kızı boğazlarken kız gülümsemeye başlıyor polis arabası gelince. Ay diyoruz ya, ağır sosyopat. Tamam bittin ne sen. Ya kız öyle bir psycho ki zaten. Ve yani çok kötü bir sahneydi. Yani o an resmen korku filmde değilim. Gerçek bir haber programı evet. izliyorum gibi olabiliyorsun. Çünkü Amerika'da çok sık olan bir durum tabii bu. Canım, tabii, o yüzden hani hem güncel hem tarihsel eleştiri yapabilmesi hoş. Başka neye değinmek isterim? Yine kölelik kısmına dönmek istiyorum. Evet. Şimdi bir beyin nakli yapıyorlar. Mesela kölelikten nasıl kurtulur insanlar, nasıl kurtuldular? Akıl yoluyla değil mi? Hı-hı. Düşünce yoluyla karşı durarak, konuşarak, toplanarak. Yani bir siyah insanın beynini oradan çıkarırsan eğer onu çok daha rahat köle olarak tutabilirsin evet. elinde. Böylelikle beyin nakli öyle düşünülmüş olabilir. Ben oradan güzel birleştirmişler diye düşünüyorum. Çünkü başka türlü nasıl köle yaparsın bir insanı? Çok doğru. Kesinlikle. Yani... Bilmiyorum. Evet, bunlar benim sevdiğim noktalardı. Geyikten şöyle söz etmek istiyorum. İnsanların ölümlerinden, sen de değindin sembolik ölümlere. Kadın nasıl öldü? Gözüne böyle bir şiş mi bıçak mı sokularak? Yani beynine bir şey giriyor. Yani beyni şey edilerek, mahvedilerek ölüyor. Oradan hani kendisi de sonsuza kadar bir... o bilinçaltı yerlerde. Yani beyinle bir şey oluyor. Beyinle oynayan kadının beyni gidiyor gibi. Hı-hı. Baba bütün geyikleri öldürmek istiyorum diyordu. Geyik tarafından öldürülüyor. Bir de bir geyik sembolizmi var bu filmde. Ben tam anlayamadım onu ama acaba hani sen dedin... Annesini sembolize ediyor annesini bence. Sembolize. Çünkü annesi ölüyordu Hı-hı. ve kanayarak ölüyor. Kimse onu aramadığı için. O yüzden yolda çarptıkları geyik ki bence orada annesi çocuğu uyarıyordu gibi bir şey. Çünkü bir geyik nasıl öyle oraya birden zıplar, öyle ölür yani çok rastlantısal bir şey gibiydi. Foreshadowing diyelim. Evet. Gölgelendirme. Gölge at şuraya biraz. İşte o orada ölüyor. Ama yine bir şey yapmıyor değiller yani arıyorlar yetkilileri değil mi? Yani çocuk bir şey evet, yapıyor bir şey yani. Yapıyor. Çünkü daha önce yapmamış, sanki bırakıp gidecek gibi yani ne evet. yapıyorsun falan diyor.
Çocuk bekliyor ve polis arıyorlar falan filan. Evet. Ve daha sonra da sandalyeye bağlandığı odada karşısında bir geyik büstü var. Onu da oradan alıp adamı onunla öldürüyor. Sonra genç çocuğu, kızın kardeşini, kardeşinin daha önce ondan göstermesini istediği fiziksel gücüyle birebir kapışmada öldürüyor. Başka, devam ediyorum. Bu ikisi benden değil, bu ikisi şeyden, internetlerden. Babaannesi, işte büyük annesiyle büyük babası. Büyük annesi durmadan yeni suratına, saçlarına, vücuduna bakıyor değil ya. Kadın bütün aynada böyle. Evet, sonuçta yaşlı bir teyzesin. Bilmem artık 100-150 yaşındasın. Gencecik kadın vücudundasın. En son kaza ve bilmem ne nedeniyle. Tabi canım. 150. Bir dakika, 80 yaşında girmiş olsa o vücuda. Tamam, 5 o vücut bir dakika ama o vücut 50 sene yaşasa kim bilir kaç. Daha değil mi? Neyse, bilemezsin kaç fotoğraf var. Kaç sene oldu. Neyse. Kız da belli bir yaşta yani. Kız da 30 yaşında olsun. Nereden biliyorsun o kızın gerçekten? Neyse, o yaşlanıyor. Bu ayrı bir şey, kafa gitti devam benim. Devam edelim bence. Kadın kazalar ve oradaki olaylar nedeniyle saçları falan yolunuyor. Berbat bir çirkinlik haline geliyor. O da öyle gidiyor. Değil mi? O da evet. Ve baba da büyük baba da onu unuttum. Büyük babaya ne oluyor ya? O öldü mü? Koşuyor. Kendini öldürdü. Kendini öldürdü. Koşuyor, geliyor, bir şey yapmaya çalışıyor. Fotoğrafını çekiyor. Kendine geliyor. Kendine gelip durumu fark edince kendini kurtarmak için kendini öldürüyor içindeki şimdi insan bence. Eğer doğru okuduysak tezini, şöyle bir şey olması lazım. O büyük babanın zaten bu olayı ilk başlatan kişi olması lazım ve kendini öldürmesinin de oradan bir anlamı olabilir diye düşünüyorum. Bence şey oldu. Bizim çocuk tam büyük baba silahla Chris'i öldürecekken Chris fotoğrafını çekti ya flashlı. Hı-hı. O zaman içindeki insana geri dönüyor. Tabii canım, o öldürdü de yani. Ha. Hani sembolik olarak kendini öldürmesi. Ha evet, ben bunu yapmak istememiştim. Ne oldu falan gibi. Ha yok yok. Yani böyle al işte, sen bana bunu yaptın, sen her şeyin başıydın, seni evet böyle evet. Böyle şekilde öldürdüm falan. Evet. Ha, bilmiyorum, biraz uydurdum evet. Başka. Bir de bak, geyik olayında çocuk da, geyiğin sürekli o karşıda bir geyik var, hipnotize edilip bağlandığı yerde. Geyiğe bakarak oradan bir şeyler alıyor o çocuk, ama ne alıyor işte, güç mü alıyor artık? Olabilir yani, annesi olabilir. Bir de yani şey de var. Şimdi bunlar sadece filme bakarak okuduklarımız. Ama onun dışında da hani dil bilimsel araştırmalarda da bu hayvanların, renklerin, birçok şeyin ayrı sembolizmaları var yani. Başka, yine internetten bir anekdot. Pamuk toplamak. Resmen orada pamuk toplayarak yani şeye dönerek, geçmişten güç alarak o gününü kurtarıyor çocuk. Topladığı pamuk doğru, toplama pamuk yani. Pamuk topluyor eliyle ya. Doğru. Evet. Çok yani, ilginçtir. Yani koltuktan topluyor mu? Evet, mesela yani bu kolay kolay görünecek bir şey değil. Kesinlikle. Benim daha yorumlarım var. Var, buyur mu? Yani evet. Ben sıkılmadım. Of diye bir ses çıktı orada. Yanlış anlamayın lütfen. Sıcak oldu. Evet. Değinmek istediğim İki nokta kaldı diye toparlayabilirim. Burada çok nokta görünse de lütfen. Bunlar iki. Şimdi ben bu videoya hazırlanırken birçok yorum okudum. Ve bu yorumların neredeyse hepsi beyaz insanların yazdığı yorumlarda. Nereden anlıyorsun ırkını diyeceksin. Konuşma da geçebiliyor. Hı hı. Ya da direkt belirtiyor oluyor. Hı hı. Yorumlar berbat arkadaşlar. Ay, film beğenmedim şeklinde değil. Filmde beyazlara karşı ırkçılık var deniyor. Ki bu terim olarak yanlış. Beyazlar yani dominant ırk asla ırkçılık yaşayamaz. Yani o değil onun adı. Öyle. Ters ırkçılık değil galiba. Öyle bir şey yok. Irkçılık olabilir de. Hayır. Beyaz insanlar ırkçılık deneyimleyemez. Çünkü majority yani çoğunluk olmaman gerekiyor o ortamda zaten. Hani, evet, o benim şeyde ters, şey tamam, gibi mesela yani fizikte şu şudur falan gibi. Yani. O teorinin içinde zaten öyle bir şey yok. Ha bir de zaten bir korku filmidir yani. Ve tarihsel bir eleştiri de vardır. Neyse. Yok, insanlar neler neler işte şey, polis gelince niye öyle oldu ki, polis ne güzel yakalardı işte kadını falan. Yani böyle bir haber şeyler var. Arkadaşım, kayanın altından çıkalım biraz.
Yani bayağı şey, yani o kadar da abartılmış buldum. İşte böyle bir ırkçılık yok ki zaten bu dünyada falan gibi. Yani çok... Lütfen Amerikalı, sayın Amerikalı lütfen yapma bunu. Yani özellikle senin ülkende yapma yani. Anlatabiliyor muyum? Ya bir de hani bak abartılmış olsa bile, tamam mı? Ki değil bence, alakası bile yok yani. Çünkü hani özellikle şu birkaç senedir hani Black Lives Matter şeylerini falan da takip ediyorsan görürsün ki yani gerçekten böyle bir polis şeyi var Amerika'da yani. Yani siyah insan olarak yürüdüğü için tutuklanma diye bir terim var yani. Yürüdüğü için öldürülme diye bir olay var yani. Neyse şey hani abartı bile olsa ya bırak, zaten 3-5 film var bunlarla ilgili konuşan yani. Bırak konuşsun istediği gibi, sana ne yani. Niye hemen her şeyi kendi beyaz deneyimin üzerinden böyle dis etmek, şey yapmak evet zorundasın yani. Ve yani anlıyorum. Mesela beyaz bir Amerikalı olsaydım sinemada bu filmi izlerken rahatsız hissedebilirdim. Ama rahatsız hissetmemin nedeni, evet, çayımı suyun içine koydum. Evet, sarı su var ortada. Rahatsız hissetmemin nedeni tarihsel bir utanç olurdu ki bu da şey var yani, kolonyal ve post kolonyal çalışmalarda çok olan bir şey. Her ne kadar tamam kötü yaptık desen de ya da ırkçı bile olsan o utancı kolay kolay atamıyor ülkeler. Ya bir de bu şey çok cahilce bir hareket bence yani, cidden insanın cehaletini gösteren bir hareket. Hani bir şey senin deneyimle %100 örtüşmüyorsa o şeye gidip yorum yazma yani, ya da nasıl diyeyim, yorum yaz ama hayır ama aslında öyle değil falan deme yani. Çünkü senin için öyle olmayabilir ama milyonlarca başka insan için farklı olabilir yani. Sen her konuya %100 hakim olmak zorunda değilsin, dünyanın bilgesi olmak zorunda değilsin yani. Sen tek bir insansın, senin tek bir deneyimin var yani. Yani ben de siyah değilim tabii ama mesela çıkıp da bir ülkede bir insan bir siyah olduğu için öldürülen, yani bir insanın siyah olduğu için öldürüldüğü bir ülkede yaşıyorsam çıkıp da böyle bir ırkçılık yok abartılmış demeye utanırdım ha, yani. Demeye utanırsın, anladım. Aynen onu diyorum. Yani ben kesinlikle şeye de katılmıyorum mesela. İşte siyah değilsen siyah karakter cosplay'i yapamazsın falan. Onlar bence dünyanın idiotik şeyi yani. Ama ya da işte siyah değilsen siyahlar hakkında hiç işte siyahlarla ilgili bir filmde yorum yapamazsın. Ya da aynı şekilde işte başka konulara da bunu şey yapabiliriz, uyarlayabiliriz. Ona da katılmıyorum. Yaparsın ama yani her şeyin bir adabı var, ne bileyim yani, bir yerini bilirsin yani bir yorum yaparken, değil mi? Hani yerini ya bilmek çok önemli bir şey. Benim deneyimim herkes için geçerli olabilir mi ya diye bir düşünürsün, değil mi? Olmaz çünkü. Yerini ya bilmek çok güzel gerçekten. Şimdi bunu şeye bağlayacağım. Chris'i satın alan adama bağlayacağım. Ne diyor adam? Chris şey haldeyken... Ben söyleyeyim. Bir getireyim oraya bir. Tamam. Chris hipnotize odasında, karşısında geyik, televizyonda birden satın alan adam çıkıyor. Ve diyor ki... Senin ırkın umurumda değil. Ne renk olursan ol. I just want your eyes. Sadece gözlerini istiyorum diyor. Evet, ben ırkçı değilim diyor. Beni o ırkçı insanlarla karıştırma diyor. Yani bu da çok rastlanan bir şey. Evet. Ben saçların çok güzel, kıvır kıvır bir dokunayım ama ben ırkçı değilim. İşte ne bileyim ya, ben ırkçı değilim ama... Benim de siyah arkadaşlarım var falan. Evet. Şey bir de bak, o adamın ben ırkçı değilim demesinde aslında şöyle de bir şey var. Belki gerçekten ırkçı değil adam ama sen şimdi böyle bir şeye olanaklı kılarak, parçası olarak zaten ırkçısın abicim. Evet. Tamam mı? Yani... Tamam, falan. Anlıyoruz. Körsün. Belki bunu bir fırsat olarak gördün. Ama orada bunu destekliyorsan ırkçısın. Yok, sen ırkçısın ve psikopatsın zaten yani. O yüzden hani ırkçı olmasan ne olur? Ve zaten ben ırkçı değilim ama diyorsan o ama zaten batırıyor her şeyi. Evet, o ama çoğu zaman gerçekten de batırabiliyor birçok şey. Söylemek istediğim son şey, öğrendiğim son şey, beni benden alan bir şey. Ah. Evet. Kendisi bir sosyolog. Kim? Kendisi bir araştırmacı. Kim? Kendisi bir civil rights movement aktivisti. Yani kim? Civil rights movement dediğimiz işte Amerika'daki kölelerin kurtulması. Yani genel olarak yani sivil haklar falan değil. Kim? Kendisi Du Bois. Du Bois şöyle bir şey demiş. Şimdi o tamamen fi tarihinde şey için, siyahların özgürlüğü için, köleliğin sona ermesi için çalışan beyaz bilim insanlarından birisi kendisi. Çift bilinçlilik, double consciousness denen bir şey var. Bu siyah insanlarda göründüğünü öne sürdüğü ve hani siyah insanların da karşı çıktığı, nefret ettiği bir şey değil. Bayağı kabul edilmiş ve beğenilen bir şey.
Ama eleştirilebilir tabii, o ayrı. Şöyle, şimdi ben siyah bir insanım, kendi hayatımı yaşıyorum. Ama azınlık olduğum için ve siyah bir insan olduğum için, azınlık olduğum için diyeyim, diğer azınlıklara da uygulanıyor. Feminizm bile uygulamış yani. Etrafımda baskın beyaz topluluğun, halkın, onların deneyimlerinden de etkilenerek yaşıyorum. Yani ben asla bir insan olarak yaşayamıyorum. Siyah bir insan ve onların beni gördüğü siyah insan olarak yaşayabiliyorum. Evet, evet. Ve bu benim de hayatımın değerini ve keyfini tabii ki azaltıyor, kalitesini azaltıyor ve beni çift bilinçli bir hayata itiyor. Filmde zaten iki değil beyin ve kendi beyninin de öyle kalmasıyla geri planda mind blown çift bilinçliliğe geliyor. Ve yani böyle direkt filmi açıkladım. Var ya, bu harika bir hipotez ve bilmiyorum hipotez mi? Ve bence bütün azınlıklar için geçerli olan bir şey. Kesinlikle, evet. Kesinlikle katılıyorum buna. Harikaymış. Evet evet. Yani çünkü şey yapamıyorsun. Bak şimdi biz de şimdi yabancı bir ülkedeyiz. İnsan kendisi gibi yaşayamıyor. Ya hiçbir zaman şey yani azınlık olduğun noktada, çünkü beyin gelişmiş bir şey yani. Robot gibi hayatına devam edemiyorsun. Bir yandan karşı tarafın senden beklentilerini ve seni nasıl gördüğünü de değerlendiriyorsun sürekli. Tabii, tabii. Çoğunluğu seni nasıl gördüğünü değerlendiriyor. Çocuk diyor da mesela, giriyor ya Logan'ı görünce, aa bir tane daha brother varmış burada, ne iyi diyor. Ne diyor? Beyaz insanlar dolu bir ortamda geriliyorum diyor. Çünkü o ortamda siyah olduğunu hissediyor. Yani asla insan deneyimi yaşayamıyor. Bence onu biraz da bait olarak söyledi, böyle ona yem atmak için söyledi de hani evet, bakalım nasıl tepki verecek falan diye, ama evet yani kesinlikle. Evet, bu çok ilginç. Çok, ben bunu okumak istiyorum, güzel ilginç, bir. Evet, çok ilginç ve çok durummuş. Güzel. O kadar değil mi hepsi? Okuyoruz. Aa, ciddi alma. Evet. Kesinlikle. Böyle. Ne diyor bir de adam, bir dakika, şey babası şey diyor ya, başka insanların kültürünü deneyimleyebilmek çok güzel bir çok şey güzel falan filan diyor. Çok güzel. Pis herif bak şimdi ya. Bunlar insanın sonradan aklına geliyor. Yani bak şimdi baştan izlesen dediği bu adamın, ama yani o kadar fazla yok bence. Ya baştan yani izleyince keyifli olur ama ekstra çok bir şey katmaz ya, çok bence. Çok bir şey katmaz bence de. Şey, ama bak işte böyle şeyleri hatırlayınca benim daha çok hoşuma gidiyor sonradan, değil mi? Evet, şey izledim bugün. Röportaj izledim. Yönetmen bizim kız. Marnie diyorum hep ya işte kız. Bir de Chris var. Daniel yani. İşte iki şey söylemek istiyorum. Yönetmen şey dedi, yani bu evrene devam etmeyi planlıyorum dedi. Ama neyi kastetti burada? Devamı değildir belki ama yine ırkçılıkla ilgili şeyler yapıyor olacağım gibi okudum ben o cümleyi. Bu, yani bu evreni demiş ama spesifik olarak. Evet. Ya bu evrene yani devam edeceğim. Yani o hikayenin belki öncesi sonrası farklı insanlarla versiyonu. Olabilir. Yeni şeyi. Şey de ilginçti, hiç değinmedik. Bu ailenin üyeleri bir böyle normal insan gibiydi, bir manyak gibiydi falan. Ya, evet. Kız falan ne, evet, manyaktı, evet. Yani bu insanlar manyak mıydı, hipnotize mi edilmişlerdi, biz ondan da emin olamadık. Evet. Şimdi anne tarafından hepsi hipnotize edilmiş olabilir gibi geldi. Ben manyağa karar verdim. Ama sonunda hepsi annenin lafını dinliyordu. Yani belki de korkuyorlar sadece kadından, ama ya kız çok manyaktı. Ya kız görebileceğin en doğal. İlk birkaç ay sevgilisi falan yani. Ya evet, bak şimdi o da çok mantıklı gelmiyor bana. Bir yani bu kadar psikopat olan bir insan. Çünkü sonraki halini görmeniz lazım. Ama şöyle yani de var. Kaç tane fotoğraf bulundu ya evde eski siyah erkek ve kız arkadaşlarına dair. Deneyimi var yani bu konuda bayağı. Tabii ki deneyim var ama hiçbir yani bilmiyorum bu kadar yani psikolojik olarak derin şekilde bozuk bir insan bu kadar iyi yani hani normal insan rolü yapamaz diye düşünüyorum ya bu kadar. Çok bu kadar işte yapamaz yani. Hani şeyde de normallikte son nokta falan kız çünkü. Röportajı da izlemen lazım. İzlemeniz ya da Fox YouTube'da hani Fox Get Out interview falan diye aratırsanız adam Chris'e soru soruyor. Hepsine kız cevap veriyor. Chris konuşmuyor. O kadar çok hiç konuyu Allah dedim ya. Yok ben abartıyorum herhalde. Bir soru daha dinleyeyim. Yine o cevap verdi. Ya Chris'e soruyor. Nasıl oynadın bu sahneyi? O gözyaşı gelen o ikonik sahneyi, kız anlatıyor. Niye? Chris başlıyor konuşmaya, kız onun lafını kesiyor ve o anlatıyor. Konuşturmuyor ya. Nasıl bir şey? İşte beyaz. Bak alsana beyaz yaptığını yapacağım. Ya neyse, şaka bir yana arkadaşlar. Gerçekten derin konulara şey yapan, değinen ve yani güzel şekilde, tutarlı şekilde ele alan bir ilk film. Benim beklediğime değdi bence. Yani ben genelde beklentilerim yüksek oluyor ama yine de çok keyif aldım yani. Evet. Sevmediğin bir şey var mı? Benim pek yok.
Pek yok gerçekten de ya. Bir şey isterdim işte, o eski o büyük babanın şeyleri, o videosu falan, böyle eski bilim muhabbeti seviyorum böyle yani, çatlak biraz, bilim biraz daha footage. İşte süre yani, video olsaydı. Süre yetmemiş olabilir ona da. Ben çok keyifli buldum mesela şey, hani biraz komedi olmasını bazı insanlar sevmiyor, gerilimi baltaladığı için birazcık, ama ve gerçekten de baltalıyor yani, o da bir gerçek ama ben nefes alıyor ya. Evet evet, kesinlikle bence çok dengeli ve güzeldi yani, komedi kısmında gerçekten komik karakter çok iyiydi. Bir de şey güzeldi. Hani orada burada saçma sapan espriler dolu değildi her taraf. Yok yok. O karakter komik bir insan. Ne yapacaksın yani? Evet yani direkt o karakter zaten. Ben başka bir yerde güldüğümü hatırlamıyorum. Yani bir iki absürt sahne vardı yine ama hani komedi sahnesi olarak değerlendirmezdim bile. Kesinlikle oyunculuklar güzeldi ondan sonra. Konu zaten çok güzel. İşleniş de güzel. Kurgu da güzeldi. Her şey yolunda. Gayet. İzlenir mi bu film yani? Bilmiyorum. İzlenir. Öneriyoruz. Öneriyoruz son arkadaşlar. Son oyuncak önerdi. Son oyuncak. Şuraya bir şey koyalım. Böyle damga. Pşşş diye yazdım. Neyse elimle yaptım, onu sayarsınız tamam. Siz. O zaman böyle. Ha bu arada yeni videolarla ilgili. Yani şu noktaya kadar izleyen iki kişiden biriyseniz söylemek isterim. Yeni videolarımız gelecek arkadaşlar. Bir süre çekemedik. Söz veriyorum. Vallahi gelecek. Şöyle. Şu an dizi sezonu yine coştu birazcık. Sırada beklettiğimiz komedi dizileri var. Master of None'ın ikinci sezonu çıktı. Birinci sezon inceleme, pardon, izlenim videomuzu izleyin lütfen. Çok güzel bir dizi. Biz şu an ikinci sezonu izliyoruz. Onu da çekmek üzereyiz. Bitince çekeceğiz. Kimi var? Unbreakable Kimmy Schmidt çekeceğiz. Ondan sonra Brooklyn Nine-Nine. Yeni sezonu çıkıyor. Brooklyn Nine-Nine'i bitirmek üzereyiz. Yenilenecek mi belli değil. Ama olduğu kadarıyla bile sezon, çok değer yani. Evet, 4. sezon biter bitmez onun şekilde çok güzel bir komedi dizisi. Daha eski birikmiş komedilerimiz var. Birikmiş komedilerimiz mevcut. Ondan sonra bilim kurgu serimizden yeniler geliyor yani. Geliyor. Durduramıyoruz arkadaşlar. Bu ara aşırı derecede oyun oynamaya sardık ikimiz de Zeynep'le. Fallout New Vegas oynuyoruz ama yani ilk fırsatta videolarda gelecek. Evet ve boş durmuyoruz yani. Böylelikle YouTube klasiğimizi, YouTube klişesi açıklamaları. Her videonun sonunda yeni videolar gelecek. Şu nedenle çekemedik ya, açıklamalarını. YouTube klişesi değil bu yani. YouTube klişesi olsa aşağıda abone olun, şuraya like basın falan derim Zeynep. O da klişe. Yani. Bu da başka bir klişe. Yeni videolar geliyor. Ama geliyor. Bu da bir gerçek yani. Yalan söylemiyorum en azından. Şimdi o iki kişinin biri de gitti. O zaman teşekkür ederiz arkadaşlar. 50 dakikayı bulacağız yine yani. Konuşkan insanlarız. Böyle yani. Filmin yarısını, zaten videonun yarısını ben filmi anlattım. Böyle. O zaman hoşçakalın. İtirazı olan bildirsin. Bildirsin lütfen. Yorumlarda. Bak nasıl yorumlarda. Şurada subscribe basın. Bir yerde şurada falan. 50 dakikayı dolduramazsak basmayın. Evet, like yapın falan. Hiç sevmiyorum böyle şeyleri bu arada. Yani sonuna koyuyoruz subscribe şeyi ama yani basan bassın işte, ne yapayım. Hani basmak isteyen değişik aletlerde bulamazsa diye koyduk. Ama bir şey söyleyeyim mi? İnsanlar böyle söyledikleri için de basılıyor onlara. O yüzden koyuyorlar. Neyse. Bu ayrı bir konu. Daha fazla uzatmayalım.